Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, evet, yılın genelini değerlendireceğiz bu videoda ve sizin için 2018 yılı genel anlamda hayatınıza neler getirecek, ne gibi değişimler var, hangi alanlarda destekleyici, yardımcı enerjiler altında olacaksınız ve hangi alanlarda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Tüm bunlara bu videoda değineceğiz. Evet, 2018 yılında kadersel ay düğümlerimiz Aslan Kova aksında yılın büyük bölümü hareket etmeye devam edecek. 7 Kasım'dan sonra da Yengeç Oğlak aksına düğümler gerileyecekler. Evet, dolayısıyla yine tutulma döngülerimiz Güneş ve Ay tutulmalarımızda Aslan ve Kova aksında olacak. Bu yıl 3 Güneş tutulması, 2 Ay tutulması yaşayacağız. Ocak ayında, 31 Ocak'ta Aslan Burcu'nda bir Ay tutulması, hemen onu takip eden 15 Şubat'ta Kova Burcu'nda bir Güneş tutulması var. Aynı zamanda yaz sonlarına doğru 27 Temmuz'da 4 derece Kova Burcu'nda bir Ay tutulması, 11 Ağustos'ta da 18 derece Aslan Burcu'nda Güneş tutulması yaşayacağız. Bunlara ilaveten her yıldan biraz farklı olarak bu yıl 2 Güneş tutulması değil 3 Güneş tutulmamız var. 2 tutulma döngüsünün arasında 13 Temmuz'da 20 derece Yengeç Burcu'nda da bir Güneş tutulması meydana gelecek. Evet, hem ay düğümleri ekseni hem de tutulma döngüleri sevgili koçlar sizin 5. ve 11. evlerinizde yoğunlaşıyor yıl boyunca. Dolayısıyla özellikle kadersel dediğimiz genel anlamda uzun vadeli hayat döngülerinizi etkileyen, yaşam planlarınızı bir şekilde değiştiren, belirleyen etkilerde 5. ve 11. ev akslarınızda yoğunlaşacak. Bunlar genel anlamda sosyal hayatınız, yaşamdan beklentileriniz, umutlarınız, dilekleriniz, projeleriniz, aşk hayatınız, çocuklarınız, yaratıcılığınız, yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz alanlar, maddi konular. Evet, yıl boyunca belirleyici bazı güçlü enerjiler altında olacak. Evet, geçtiğimiz yıl şans gezegenimiz Jüpiter terazi burcundan akrep burcuna geçiş yaptı 10 Ekim'de ve 2018'de Jüpiter 8 Kasım'a kadar akrep burcunda ilerleyecek. Dolayısıyla Jüpiter o büyüten verimli enerjisini sizin 8. evinize yansıtacak yıl boyunca. Bu da para konularında destekleyici olacak anlamına geliyor. Özellikle biraz da böyle çok fazla emek sarf etmeden gelebilecek paralar, ek kaynaklar, miras gibi, sigorta gibi, prim gibi, ikramiye gibi, emeklilik gibi veya kredi, eşinizin ya da ortağınızın kaynakları, maddi kaynakları, sizin bunlardan yararlanma imkanlarınız bu yıl daha da fazla genişliyor. Ya da bazı sorunlarınız varsa bir borcu ödemek, bir finansal krizi çözmek için Jüpiter'in desteğiyle karşılaşabileceğiniz anlamına da geliyor. Evet, yay burcuna kadar, yay burcuna geçişine kadar, 8 Kasım'a kadar Jüpiter akrep burcunda 9 Mart ile 10 Mart arasında bir retro hareketi olacak. Retro döneminde biraz daha hani Jüpiter'in o genişletici etkisi içe dönük olabilir ya da Mart ayına kadar size sunduğu imkanları, olanakları biraz daha gözden geçirmenizi, değerlendirmenizi bekleyebilir. 10 Temmuz'dan sonra ise tekrar akrep burcunda ileri hareketine devam edecek. Evet, gelelim Satürn'e. Satürn bu yıl Oğlak burcunda hareket ediyor. Zaten 2017'nin aralığının son haftasında Oğlak burcuna geçişini yaptı. Ve yıl boyunca da Oğlak burcunda olacak. Oğlak burcundaki bir Satürn sizin 10. evinizde olacak. Yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi bu sizin için. Plüto zaten 2008'den bu yana Oğlak burcunda çok daha etkili, daha yavaş, daha köklü dönüşümleri özellikle yaşamınızda, kariyer alanlarında size yaşattı ve devam da ediyor. Toplum önündeki statünüz, genel anlamda imajınız, kariyeriniz, tüm bunlar Plüto'nun böyle köklü dönüşüm enerjisi altındaydı. Bu yıl
Satürn Oğlak'ta olacak. Bir yandan Plüton'un o dönüştürdüğü, kökten temizlediği, arındırdığı alanları belki de Satürn yeniden inşa etmeye çalışacak. Burada size özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili konularda daha sağlam yapılar kurmanız konusunda da destekleyici olacak. Satürn Oğlak Burcu'nu yönetir ve 10. evi yönetir. Dolayısıyla haritanızın en güçlü noktasında, en güçlü pozisyonda Satürn bulunacak yıl boyunca. Yani bu yıl kariyere daha ciddi bakmanız gerekiyor ve daha uzun vadeli bakmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde sorumlu davranırsanız ve ciddi bir şekilde özellikle kariyerinizle ilgili konulara odaklanırsanız Satürn'ün size önemli başarılar getirmesi ve sizi desteklemesi mümkün. Plüto ile de birleşeceği için gücü gerçekten yüksek. Ayrıca Akrep Burcu'ndaki Jüpiter'in de bu yıl Plüto ile ve Satürn'le olumlu bir açısı olacak. Yani kariyeriniz, kariyerle bağlantılı para, kaynaklar konusunda da ya da kariyerinizi destekleyecek parasal kaynaklar konusunda, bu eş veya ortağın parası da olabilir. Bu yıl Jüpiter'in de desteği altındasınız. Bu iki gezegen yılın belli dönemlerinde gerçekten birlikte güçlerini birleştirerek sizin için olumlu bir pozisyonda olacak. Evet, bir diğer önemli gezegen geçişi de Uranüs. Uranüs de bu yıl burç değiştiriyor. 2010'dan bu yana sizin burcunuzdaydı. Artık Uranüs enerjisine alıştınız. Gerçekten karakterinizde, kişiliğinizde, yaşam şeklinizde önemli değişimler getirdi. Zaman zaman çok sürprizlerle karşılaştınız. Zaman zaman kontrolü zor durumlar ortaya çıkardı. Belki de çoğu zaman davranışlarınızla etrafınızı siz şaşırttınız. Zor bir enerjiydi Uranüs enerjisi. Plüto ile de beraber hareket etti çoğu zaman. Bunlar gerçekten yaşamınızı önemli ölçüde değiştirdi. Şimdi bu yıl, yılın ilk döneminde artık Uranüs yine koçun son derecelerinde ilerleyecek. Özellikle doğum gününüz Nisan'ın özellikle 10'uyla 15'i ile 21'i arasındaysa Uranüs enerjisi daha fazla sizi etki altına alacak diyebiliriz yılın ilk aylarında. 15 Mayıs'tan itibaren ise Uranüs Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Farklı bir burca geçiş yapacak. Dolayısıyla aslında kolektif bir gezegen olduğu için dünyasal konularda da, toplumları ilgilendiren tüm konularda da Uranüs geçişi önemli. Kişisel bazda baktığımızda Uranüs'ün sizin para evinize girdiğini görüyoruz. Yani para evinizde ilerleyecek olan Uranüs yaklaşık 7 yıl. Para evinizde olacak 2025 yılına kadar. Burada artık biraz daha böyle Uranüs enerjisini hissedeceksiniz. Değişimler, sürprizler, özellikle parasal kaynaklarınızda bekleyebilirsiniz. Bu yıl 15 Mayıs'ta Boğa'ya geçecek olan Uranüs 7 Ağustos'a kadar Boğa Burcu'nun 2 derecesine kadar ilerleyecek. 7 Ağustos'ta retroya başlıyor. 6 Kasım'a kadar da tekrar, özellikle Ekim'in sonlarında ve Kasım'ın başlarında sizin burcunuzu tekrar bir ziyaret edecek. Ardından 6 Kasım'da 28 derece Koç burcunda düzelip ileri harekete dönecek. Evet, özellikle 18-21 Nisan arası doğan bir Koçsanız bu ileri geri hareketler sizi biraz daha fazla etkileyecek diyebiliriz. Bu geçişleri sırasında özellikle Temmuz'un son haftası, Ağustos aylarında gezegeniniz Mars'ın önemli bir retro hareketi olacak. Kova Burcu'nda başlıyor bu hareket. 26 Haziran'da başlayacak. 27 Ağustos'a kadar yaklaşık 2 ay Mars gezegeniniz retro. Bu dönem de tabii ki sizin için önemli. Neden? Çünkü kişisel gezegeninizin retro olması enerjinizin biraz daha kontrolsüz ve sizin adınıza zayıf bir şekilde akmasına neden olabilir. Ancak bir yandan da Uranüs'le temasının olacağı, özellikle Temmuz'un son haftası, işte Ağustos'un başları, biraz daha bu Mars'a dikkat etmek gerekiyor. Mars-Uranüs dik açısı özellikle parasal konularda olabilir. Kişisel kaynaklarınız, genel anlamda sağlığınız, buralarda biraz daha zayıflamalara ya da hani daha riskli, daha stresli enerjilere neden olabilir. Aynı dönemde Temmuz'un sonunda ve Ağustos'un başında da tutulma döngülerinin de yine devrede olduğunu düşünürsek bu süreçte hem finansal konulara, para konularına
hem de genel sağlığınızla ilgili konulara daha temkinli, daha dikkatli yaklaşmakta, çok fazla yeni adım atmamakta fayda var. Biraz daha hani şartların oluşmasını, en azından Mars'ın 27 Ağustos'tan sonra ileri harekete dönmesini ve tutulma döngülerinin de tamamlanmasını beklemek sizin için de daha sağlıklı, daha güvenli olabilir sevgili koçlar. Evet, Plüto yine Oğlak Burcu'ndaki seyrini devam ettiriyor. Bu yıl başta da söylediğimiz gibi Satürn'le beraber kariyer evinizde daha güçlü bir şekilde etkisini gösterecek. Toplum önünde daha güçlü, daha karizmatik bir duruma gelebilirsiniz. Plüto ve Jüpiter'in desteğine dikkat edin. Satürn özellikle kariyer alanınızda biraz daha sorumlu hareket etmenizi, ciddi temeller atmanızı talep ediyor sizden. Yani bu yıl özellikle iş konularında, kariyer konularında dikkatsiz ve ihmalkar davranmamalısınız. Birçoğunuz kendi işini kurmak gibi ya da uzun yıllardır emek sarf ettiği bazı işleri dönüştürmek ve bunların sonuçlarını almak gibi böyle çok daha güçlü etkilerle yıl boyunca karşılaşabilirler. Özellikle Ocak ayı, kariyer evinizde olacak yeni ay, dolunay döngüleri, Ocak ayı, Nisan ayı, Temmuz ayı, önümüzdeki Ekim ayları, öncü burçların etkili olduğu yeni ay ve dolunay döngüleri kariyerle ilgili genel anlamda yaşamdaki sorumluluklarınız veya aileniz, aile büyükleriyle ilgili konularda bazı önemli durumları bekleyebilirsiniz ya da buralardaki güçlü etkilerle karşılaşabilirsiniz. Evet, yıl genelinde kısaca özetlersek özellikle Jüpiter Akrep Burcu'nda parasal konularda size destek oluyor. Bu size destek olacak bir evlilik, eşinizin parası veya güçlü bir ortaklık, finansal anlaşmalar getirebilir. Kariyer hayatınız çok öne çıkıyor. Gerek Plüton'un gerek Satürn'ün transitleri nedeniyle. Uranüs'ün önemli bir geçişi olacak. Artık bahar aylarından itibaren Uranüs'ün üzerinizdeki baskısının biraz daha azaldığını hissedeceksiniz. Bir diğer gezegen hareketimiz de Venüs retrosu. Bu yıl oldukça aktif bir yıl. Geçtiğimiz ay, yıllara göre kıyasladığımızda hem kolektif gezegenlerin önemli burç değiştirmeleri var. Farklı burçlarda ilerleyişleri söz konusu ki bu da genel olarak enerjileri değiştirecek kolektif alanda. Bir yandan da retroların bol olduğu bir yıl. Özellikle Mars ve Venüs retrosunun aynı yıla denk gelmesi biraz daha bize ilişkilerde, kişisel ilişkilerde biraz daha enerjimizi kontrol etme konularında zaman zaman zorlayabilir. Venüs retrosu da 5 Ekim 16 Kasım arasında meydana gelecek. Akrep Burcu'na Terazi Burcu arasında yaşayacağız bunu. Genel anlamda bu dönemde işbirlikleri, evlilik gibi Venüs'ün temsil ettiği konularda daha dikkatli ve temkinli hareket edilmesi gereken günler. Bir yandan da tabii ki parasal kaynaklarda, özellikle ortaklı gelir gider dengelerinde, hisseli paralarda bu süreçte belki bir şeyler biraz daha stresli olabilir, yavaşlayabilir ya da sizin kontrol etmeniz zorlaşabilir. Retro dönemleri daha çok hani sahip olduğumuz değerleri gözden geçirme ve bunları bir şekilde içselleştirme, idrak etme dönemleridir. O nedenle retro dönemlerine özellikle dikkat çekiyoruz ki herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ya da herhangi bir stresli durum oluştuğunda onun üzerine odaklanın ve onu anlayıp çözmeye çalışın. Onu es geçerek, görmezden gelerek başka şeylerle uğraşmak ya da yeni adımlar atmak retro dönemlerinde biraz daha zorlayıcı olabilir. Aslında retrolar bir anlamda da bize kısa molalar verirler hayatımızda. Bir şeyleri düzeltmemiz için daha iyi idrak etmemiz ve onlardan daha fazla yarar elde edebilmemiz için kısa molalar verirler. Bu dönemleri de bu şekilde değerlendirebiliriz sevgili koçlar. Jüpiter 8 Kasım'dan sonra Yay Burcu'na geçiyor. Yılın son 2 ayı Yay Burcu'nda sizin için çok daha keyifli bir hale gelecek. Yıl sonlarında da bu seyahat etme isteğinizi arttıracak. Finansal konularla beraber özellikle uluslararası kavramlar, kültürel konular, yayıncılık gibi işlerde de yılın son 2 ayında ve devam eden 2019 yılında da Jüpiter'in daha şanslı, destekleyici enerjileriyle karşılaşabilirsiniz sevgili koçlar. Yıl boyunca yine günlük, haftalık,
aylık videolarımızla sizinle birlikte olacağız. Daha detaylı yorumlar için bizi izlemeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.